isimleri buluşturan Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin kamera arkası görüntülerinden eğlenceli anlar yansıdı. İşte magazin dünyasından sıcak haberler. Magazin dünyasında haber bitmiyor. İşte renkli dünyadan haberler. ...25 Ekim'de vizyona girecek Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin eğlenceli kamera arkası görüntüleri paylaşıldı. Ön hazırlıkları 250 kişilik bir prodüksiyon ekibiyle 1,5 yıl süren ve 2024 Mart ayında sete çıkan dev bütçeli yapım, Türk sinema tarihinin en büyük prodüksiyonlarından biri olacak. Kamera arkası görüntülerde Okan Yalabık'ın kontrbas, Melis Sezen'in de Salih Bademci ile piyano çaldığı görüntüler dikkat çekti. Filmde Salih Bademci, Ertan Saban, Ahmet Rıfat Şungar, Birce Akalay, Bensu Soral ve Melis Sezen gibi isimler rol alıyor. Hello. Nasılsınız? Biz de çok iyiyiz. Filmin ana kastıyla beraber filmde yer alan 3500 figüran için 2500 adet kostüm, 2000 çift ayakkabı üretildi. Filmin taşıyıcı hikayesi opera sahnesinde 500 izleyici, Sofya Balosu sahnesinde de 600 figüran özel hazırlanmış kostüm giydi. Bir Cumhuriyet Şarkısı filminin final sahnesinin çekimleri böyle gerçekleşti. Hande Yener, Sezen Aksu şarkılarını seslendireceği Hande Bizi Sezen'e Götür konserinin provalarını gerçekleştirdi. Değerli müzisyenlerden oluşan 48 kişilik orkestrasıyla birlikte sahneye çıkacak olan Hande Yener, zamansız Sezen Aksu şarkılarını seslendirecek. Hazar Ergüçlü, dikkat çeken pozlar verdiği bir çekimin kamera arkası görüntülerini paylaştı. Eşi Cedi Osman'ın Yunanistan'a transfer olmasıyla birlikte Atina'ya yerleşen Ebru Şahin, yeni evinin manzarasını paylaştı. Bensu Soral'ın sevimli köpeğiyle eğlenceli anlarını ikiz kardeşi Bedirhan Soral yayınladı. Gel koş. Gel buraya. Buraya gel. Koş 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 koş. Gel Bruno. Ya koş. Sporum var. Hadi gel içeri. Çabuk içeri. Çabuk içeri. Gel. Gel içeri. Neslihan Atagül'ün görüntüleri New York Times meydanında kulede yayınlandı. Ünlü oyuncu New York Times meydanındaki Nasdaq Kulesi'nde sergilenen ve kadınların küresel nesneleştirme kültürüne meydan okuma misyonu taşıyan I Am kampanyasında yer alan tek Türk oyuncu oldu. La Casa de Papel dizisiyle tanınan başarılı oyuncu Pedro Alonso, bir arkadaşının daveti üzerine geldiği İstanbul'da gecelerde görüntülendi. Pedro Alonso muhabirlerin sorularına bakın nasıl yanıt verdi. How is your find in Istanbul? I love this country. Thank you. What do you think about Turkish girls? What can I say?
You are lovely.